gönül kapısının aslında bizim amacımız olması gerektiğini vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesinin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Celalba Üniversitesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle çocuk evlerinde ve çocuk destek merkezinde kalan çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen Yunus Emre, vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alındı. Manisa'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla Celalba Üniversitesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde ve çocuk destek merkezinde kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi, Kula, Salihli Volkanik Jeopark, Kula tarihi evleri ve peri bacalarını ziyaret eden çocuklara, eğitimciler tarafından Yunus Emre'nin hayatı, insan sevgisi ve hoşgörüsünün yanı sıra bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler verildi. Gezinin ardından Kula Spor Kompleksi'nde antrenörler eşliğinde çocukların katılımıyla eskrim, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, ayak tenisi, badminton, voleybol ve basketbol gibi sportif etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere katılım belgesi verildi.